Tron'un kurucusu Justin Sun'ın 6.2 milyon dolara aldığı bir muz vardı hatırlarsınız. İsmi komedyandı muzun sanat eseri falan filan da yalan kol paya kesin kara para işi var o işte de. Adam yedi abi muzu yani 6.2 milyon dolara aldığı muzu bir dakika içinde yedi. Hem tabii ki de gündem olduğu haber oldu. Yani aslında bakarsanız 6.2 milyon dolara yapamayacağı reklamı da yapmış oldu. Bütün haber sayfaları bak ben burada anlatıyorum falan. Bunlar tabii ki de çok önemli ee, stratejik hamleler bunlar. Bitcoin tarafında balinalar, Bitcoin'deki ufak düşüşü değerlendirerek 1.5 milyar dolarlık yaklaşık 16 bin Bitcoin'i biriktirdiğini öğreniyoruz. Bu tabii ki düşüşlerde, geri çekilmelerde alım fırsatı olarak değerlendirenler olacaktır muhakkak. Onun haricinde hep Amerika'daki gelişmeleri konuşuyoruz pozitif işte Trump geldi, Elon Musk geldi, şöyle oldu, böyle oldu, kripto yanlısı falan filan diye. Bu sefer Rusya tarafını konuşuyoruz. Putin dijital varlıkları mülk olarak tanıyan ve dış ticaret ödemelerinde kullanılmasına izin veren bir kripto yasasını imzaladı. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi kripto paralarla alakalı tabii ki. Ana, analistlere göre 2025 yılında nasıl Ethereum'da ve Bitcoin'de bir ETF çıkartıldıysa Solana ve Dogecoin ETF'lerinde piyasaya sürülme ihtimali Trump yönetiminin kripto dostu politikalarıyla büyük ölçüde artabilir diyorlar. Yapı Kredi Bankası Türkiye ile alakalı bir gelişme. Kripto para saklama hizmeti sunmak için SPK'ya başvuru yaptığı ve bundan sonra da Amerika merkezi Coinbase borsası Türkiye pazarına girmekten vazgeçti. Türkiye pazarına girecekti ama Türkiye'de regülasyonlar çok daha sıkı ve farklı ve tabii ki de Türkiye ile kolay kolay yatırım yapılacak bir ülke maalesef değil özellikle yabancılar için. Şimdi en çok etkileşim alan kriptolara bakalım. Bunu niye koydum? Burada ilginçlik var. Şimdi mesela yabancılar tarafı bakıyorum. Yabancılar tarafını şöyle göstereyim sizlere sol tarafta. E Kalestia, Tena, Ethereum, Stellar, Solana hep böyle bilinen PPMP bilinen şeyler var. Abi bizim Türklere bakıyorum. Didi Bam Bam, Ayin, Radiant Capital, Dolos Bali, Buli, Bully, e Ninja Squad zaten biliyoruz. E kripto Kemal'in e kripto varlığı token'ı. P-Network var bir de. P-Network muhabbetini doyanlar olmuştur aranızda. Varsa onu bir şey yazsanız da yorumlara. P-Network. Telefondan böyle işte mining yapıyorsun, kazı yapıyorsun. İşte ileride şöyle olacak, böyle olacak diye 5-6 sene önce konuşuluyordu. Hatırlayan varsa bir yazsın ama e, yabancılar tarafında böyle Solana'lar, Ethereum'lar, işte Stellar falan bunlar havada uçurken pepepe böyle havada uçurken bizde Didi Bam Bam, Ayin falan olmasa bir işin ilginç tarafı yok. makara terbiye. Bu yabancısı, yerlisi yok bu işte. Evet, Real Vision nın baş kripto analisti Jamie Beyefendi demiş ki Amerika Merkez Bankası'nın Fed'in 2025 yılında küresel para arzını 107 trilyon dolardan 127 trilyon dolara çıkaracağını ileri sürdü. Bu parasal genişleme tarafında Amerika'da işte özellikle faiz indirimleri vesaireyle beraber ve diyor ki bu parasal genişlemeyle beraber diyor Bitcoin söz konusu enjeksiyondan 2 trilyon dolar çekebilir. Yani payını alabilir buradaki. Parasal genişleme tarafından diyor ki bu da zaten kripto paralarla ilgili pozitif gelişmelerden bir diğeriydi. Hep zaten bunu konuşuyorduk bu ihtimali. Trump'ın gelişi ile beraber... Fed'in faiz indirimlerine de başlaması çok kritik bir gelişmeydi Bitcoin için ve kripto paralar için. Şimdi gelelim Coin Market Cap'e. Burada iki önemli şeye bakacağız. Aslında üç önemli şeye bakacağız. Nedir bunlar? Birincisi korku ve aç gözlülük endeksine bakacağız. İkincisi altcoin sezon endeksine bakacağız ve bir de ETF'lere para giriş çıkışlarına bakacağız. Şimdi bir kere korku ve aç endeksine baktığımız zaman 83'lere gelmiş. Ee, yaklaşık olarak baktığımızda burası aşırılık bölgesi diyebiliriz aslında bu biraz RSI'ye de benziyor yani aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine benziyor. Mesela daha önce yaklaşık olarak fiyat hareketine baktığımız zaman işte bu Mart'ın 13 civarlarında bu düşüşün başlama dönemlerinde korku ve açlık hırs endeksi 90'lara kadar geldikten sonra bir düşüş yaşanmış. Şu anda 83'lerde lakin... Yüksekler rallilerde, güçlü rallilerde mesela RSI'de da bu böyledir. 85'e, 90'a, 95'e gelir, 100'e gelir ama orada kalmaya devam eder çünkü ralli devam ediyordur. Bu tek başına bir gösterge değildir onu söyleyeyim sizlere ama burada hırs ve aç gözlük endeksinin 83'e geldiğini, bir önceki düşte 90'lara kadar dayandığını biliyoruz. Bu tarafında takip edilmesine fayda var. Onun haricinde altcoin sezonu endeksimiz var. Altcoin sezonu endeksi de şu. Şimdi mesela burada 100 bölü 67 yazıyor. Bu şöyle bir şey. Bitcoin'e karşı 100 altcoin'i değerlendiriyorlar. Bu 100 altcoin içerisinden 75'inden fazlası, 75 ve fazlası Bitcoin'e göre güçlü bir performans sergiliyorsa burada altcoin sezonundan bahsediyoruz. Bakın sağ taraftaki grafikteki sağ tarafa bakın altcoin sezonu mavi ile işaretlenmiş burada. Bu ne kadar düşükse yani Bitcoin'in performansı ne kadar diğer altcoin'lerden daha iyiyse bu sezon Bitcoin sezonuna doğru kayıyor. Sol tarafa doğru kayıyor. Şu anda gün geçtikçe 67 oldu. Gün geçtikçe bu altcoin sezon indeksi yükselmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin'in 100.000'de takılmasıyla beraber ki birazdan grafiklere bakacağız. Bitcoin'in 100.000'de takılmasıyla beraber bu altcoin'lerin de yükselişiyle altcoin sezonuna doğru gidiyoruz. Geçmiş verilere baktığımız zaman mesela dün 65 iken, bugün 67 ymiş Geçen hafta 38 geçen ay 28 yani bildiğiniz bitcoin sezonu tarafındayken yavaş yavaş gördüğünüz üzere günden güne bu tarafa doğru geliyor bu sezon. Ayrıca 90 günün en iyi 100 kripto para performansına baktığım zaman işte yukarıda peanut'ı, xlm'yi, dogecoin'i falan görüyoruz. Dogecoin var. Onlar haricinde xrp, xrp var, ripple var, ada var. Ee, Pepe var mesela, bonk var vesaire. Böyle gördüğümüz kadarıyla şey var mesela meme coinler daha fazla ekseriyetle. Bitcoin burada. Bitcoin'in altında kalan varlıklar var. Bunlara mesela ee, bir dikkat etmek gerekiyor. Bir torrent var galiba orada baktım kadarıyla. FET var mesela. Ben de şu an var FET Size anlatmıştım. Anlattığımdan beri geçen haftadan beri %15-20 falan yükselme yaptı. Ethereum mesela burada yine altta kalanlardan bir tanesi. Bugün Ethereum'dan bahsedeceğim. Vesaire vesaire. bayağı bir varlık var. Bu tarafta gelip bakabilirsiniz bunlara. koyun e, Market tarafından. Ve bunun haricinde de ee, toplamda şuradan bir bitcoin şeylerine ETF'lerine para giriş çıkışına baktığımız zaman ETF para giriş çıkışına baktığımızda özellikle son bir yıl içerisinde zaten ETF'ler ortaya çıktıktan sonra ETF'ler yayınlandıktan sonraki duruma baktığımızda ilk önce zaten o dönem işte ETF'lerin ilan edildiği dönemde de bir bitcoin yükselişi vardı. çok güzel bir para girişi oldu ETF'ler ama daha sonra bu ETF'lere giren para hafif, hafif hafif dökülmeye başladı Mart ayından sonraki düşüşle Trump'ın geldiği güne kadar hafif hafif bir düşüş yaşadı. Ama bunun haricinde Totale baktığımız zaman son 30 günde 646 milyon TL'lik bir para giriş olduğunu, son bir yıldaki toplam paraya baktığımız zaman da 360 milyon TL'lik bir 360 milyon dolarlık bir para giriş olduğunu, çıkışlar var, girişler var vesaire. Ama son 30 güne baktığımız zaman artı 200 646 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Para girişi olarak yer alıyor. Bunun haricinde sadece Bitcoin üzerinden baktığımız zaman bakın ilginç bir şey göreceksiniz burada. Sadece Bitcoin üzerinden baktığımız zaman özellikle bakın Bitcoin son 5 haftada böyle çıtır böyle işte gidişli gelişli falan diye görebiliyoruz. Ee, bu haftalık olarak mı bakıyoruz? Günlük olarak mı bakıyoruz? Ha, günlük olarak pardon. Mesela son 5 güne baktığınız zaman son 5 günde bir duranlık var. Ama aynı zamanda mesela Ethereum ETF'ine geldiğimiz zaman son 5 güne bakın. Son 5 günde özellikle dün çok sert bir giriş oldu ETF'ler tarafında ki zaten Ethereum'da da bir yükseliş meydana geldi. Yani bu tarafta baktığımız zaman Bitcoin tarafında özellikle bir miktar da olsa e, düzeltme ve yatay hareket varken altcoin'ler ve işte Ethereum vesaire de Bitcoin'e yetişmeye çalışıyor. Şimdi bazı kripto varlıklara şöyle bir bakacağım. Özellikle FED'den başlamak istiyorum. FED'i anlattığım sıralarda size fiyat fiyatı yaklaşık 1.39-1.40 civarlarındaydı. Şu anda 1.66'lara kadar geldi. 1.70'leri falan gör, 1.94'leri gördü pardon. Şu anda 1.86, 1.66 değil. 1.94'leri vesaire gördü. İkisi bir seviyelerine dayandı ve buradan yukarı gitmeye çalışıyor. FED'i zaten daha önceki videolarda anlatmıştım. Bir Ethereum tarafına bakacağım. Ethereum tarafında da çünkü kırılım var. Bunu da iki gün önceki videomda bahsetmiştim sizlere ve yine güzel bir yükseliş gördük e, bu tarafta. Ethereum tarafının daha tarihi zirveye ulaşmadığını görüyoruz. Tarihi zirveye ulaşmadığını biliyoruz. Genel olarak tür olarak baktığımız zaman AI tarafında ben hala e, yani tam olarak hoş bir noktaya vardığını veya tatmin edici bir noktaya vardığını düşünmüyorum. E, Worldcoin'e baktığımız zaman Worldcoin tarafında bir yükseliş trendi olduğu gayet açık bariz net. Yukarıda bir direnç bölgesi olacak 3.5 dolar civarlarında. Ee, bu tarafta hala mesela eski zirvesine, tarihi zirvesine oldukça uzak seviyede yer alıyor. AI coin yine aynı şekilde bir yükseliş trendi bir sert yükseliş hamlesi var ama hala e, tarihi zirvesinden çok uzak. Tarihi zirvesine 160 yüz %180 civarında FED yine aynı şekilde ve onun haricinde e, Arkam yine aynı şekilde. Bu tarafta GRT ve Render'a da baktığımız zaman bunların hala tarihi zirvelerine ulaşmadığını ve ben hala yapay Yapay zeka coinleri tarafında potansiyel olduğunu düşünüyorum bu tarafta. Onun haricinde yapay zeka dışına baktığımız zaman da mesela linkin Vun'un ve Chili's'in hala e, okey bir seviyede yükseldiğini düşünmüyorum. Özellikle Chili's tarafına baktığım zaman düşeni kırabilmiş değil hala. Düşeni kırabilirse yukarı doğru sert hareket yapar. Zamanında e, sert yüksel burada bir kırılım geldikten sonra çok sert yukarı hareket yapmıştı. Genelde kripto varlıklarda e, eğer çok sekerseniz yükseliş kaçırıyorsunuz çünkü kripto varlıklarda genelde ondan ona ondan ona gibi bir seyir oluyor. Mesela işte örnek veriyorum Bitcoin'de bir yükseliş daha sonra altcoin'ler ama altcoin'lerde mesela işte yapay zeka coin'leri, RVL, Layer 2'ler vesaire vesaire oyun e, şeyleri, kripto varlıkları vesaire, token'lar vesaire değişiyor Ve bunlar. Fan token'lar şunlar bunlar. Ondan ona ondan ona para sekmesi yapıyor. O yüzden burada mesela şu diğerleri kadar performans göstermemiş olanı bulmak gerekiyor biraz daha. İşte o yüzden bunları gösteriyorum. İşte Link, Chavis, Wu, onun haricinde aşağıda AI coinlerini vesaire göstermiş oluyorum. Bunlar haricinde de çok sert yükselenler de var. Yani mesela Meme coinler ilk olarak gidenler oldu. Meme coinler hızlı yükseldi. Ve har onun haricinde sert yükselenler de var. Mesela ADA, Ripple. Bunlar da konjonktürler. Yani mesela Ripple'ın gelişmeleri Gary Gensler'ın Fed'in başına istifa edecek olması, Fed'in başına istifa edecek olması veya kripto varlıkların Fed değil de işte MTA bilmem ne bilmem ne kuruluna verici, verilecek olması vesaire gibi şeyler var. var. Mesela XLM, Polkadot çok yükselmiş mi? Çok yükselmemiş ama bunları görüyoruz. TRX'ler falan var mesela. Güzel yükselmişler. Şimdi Tron, Tron'dan bahsediyoruz. Bu açıda baktığımız zaman benim şu anda varlıklarımın yarısından fazlası Bitcoin'de belli bir kısmı yani %30'luk civarında bir kısmı FED'de %10 civarı bir kısmı Ethereum'da. Buradaki bu işte rally şeyine baktığımız zaman işte altcoin bilmem nesi neydi şu altcoin e, rally endeksine baktığımızda bu tarafta alabilirsek bakamadık gerçi de ben şuradan bakalım e, 68 mesela bak <laughs> 68 oldu 67'de 68 oldu bu 70-75'lere 75 lere falan geldiği zaman hafif hafif bitcoin'den azaltıp gitmediğini düşündüm altcoin'lere ekleme yapmayı planlıyorum ben bu şekilde. sistemi tamam bu şekilde satış tarafında da kendi indikatörüm var bile diyorsunuz benim. O indikatör sinyal verdiği zaman ben satacağım. Sat sinyali verdiği zaman ya da işte bir strateji de güdebilirim orada. Sat dediği zaman bir %25'ini satıp falan filan orası stratejiyle alakalı bir şey ama o zamana kadar ben elimde bulundurmayı düşünüyorum. Daha hala e, eski kripto rallileri gibi olacaksa bu. Eski zamanlardaki gibi kripto yükselişleri olacaksa e, şuna emin olabiliriz. Bu daha başlangıç. Bunun daha devamı gelmesi gerekiyor ki eskisine göre çok daha olumlu pozitif gelişmeler var. İşte Trump'ın gelişi, işte faiz indirimleri yapacak olması. Bugün bakıyorsun Putin'e. İşte Türkiye'de SPK'dan mevzuatların geçmesi, yapı kredinin bile coin kripto varlık saklamak için SPK'ya başvuru yapması ve benzeri. Yani aslında baktığınız zaman küresel de yapısı var. Bitcoin almak istemeyen birçok insanda bu dönemde Bitcoin'e yatırım yapabilirler. Çünkü işte görüyorlar biraz daha böyle regüle ediliyor vesaire piyasa. ETF'ler vesaire de var. Keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa. Keşke Türkiye'de de kripto para fonları olsa. Ve onlar üzerinden mesela işte örnek veriyorum ilk 10 varlık veya işte sağlam bir sepet yapılsa ve o sepetle ilgili bir ETF yapılsa o ETF'i yani fonu insanlar alıp çok daha güzel olur ve böylece çok daha fazla piyasada para girişi olur. Emin olun ETF'lerin bu piyasaya ya belki de milyarlarca dolar para girişine sebep olması durumu var ve daha da olacak orayı daha güvenli buluyor çünkü insanlar diyorum ve videoyu seyretmeniz için sonuna kadar teşekkür ediyorum buraya kadar izleseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı ihmal etmeyin kendinize iyi bakın hoşçakalın.